kötü günlerin içerisinde bizim için moral ve güzel bir motive oluyor. Özellikle bu gecede, bu tarz bir gecenin içerisinde bana böyle bir ödüle layık gördükleri için çok duygulandım. Yardımsever bir modacı olarak herkes biliyor. Biliyorsunuz bütün sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Bu gecede de bana böyle güzel bir ödül takdim etmeleri ayrı bir güzellik kattı. Çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Özellikle dünyanın geçtiği 2020-2021 yılları insanlığı dibe çektiren bir korku kaygıları körükleyen yıllar oldu. Özellikle bu yıl dönemlerde başarıyı hak etmiş ve dişiyle tırnağıyla başarılı olmuş kurumlara, firmalara, doktorlara ve başarılı insanlara ihtiyacımız var. Özellikle Engelsiz Yaşam Vakfı'nın da yaptığı bu organizasyonda Türkiye'nin en başarılı saç ekim ve estetik cerrahi grubu olarak bize layık görmesi ve yılın en başarılı saç ekim doktoru olarak beni görmesi çok mutluluk verici. Gerçekten hak ederek başarı ulaşmış tüm bireyleri ve kurumları buradan alkışlıyorum. Öncelikle Engelsiz Yaşam Vakfı benim çok değer verdiğim bir vakıf. Mümkün olduğunca markalarımı da yönlendiriyorum açıkçası. Storks Mücevher'le de ilk defa bu ödülü alacağız. Açıkçası çocuklar için ve bu engelsiz yaşama destek her zaman arkasındayım. O nedenle çok çok heyecanlıyım. İnşallah güzel bir gece olur. Aldığımız ilk ödül değil ve son ödül de olmayacak. Biz sürekli ödüller alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Ama engelsiz kısmının destekleyici olarak bizim projelerimizde olması bu ödülü bizi daha manidar kılıyor. Yani şunu demek istiyorum. Projelerimiz arasında engelsiz takım kurup dünya çapında başarı elde etmek de var. Ve bu gitgide dediğim gibi ivmelenmiş bir şekilde arttığı için hani engelsiz üyelerimizle beraber yurt dışında da engelli ve engelli olmayanların aynı ortamda rekabet ettiği bir turnuvada büyük bir başarı yakalayacağımızı düşünüyorum. Tabii bunun önce bir araştırmasını yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Doğru zamanda bunun da duyurusunu yapıp güzel bir başarı elde etmek istiyoruz. Hiçbir şey, ben bugün çok yani şaşırdım yani. Gördüm bu kadar insanlar, bu kadar iyi insanlar var burada. Yani bu her yerde dünya böyle değil yani. Nadir ben böyle görüyorum yani. İyiyim, mutluyum, seviyorum. O kadar. Öncelikle böyle bir kurumdan, Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan böyle bir ödülün verilmesi tabii ki benim için öncelikle onur. İnsanı mesleklerinde ve yaşamlarında önemli kılanın başarıdan daha çok onun hayata kattığı değerler, yaşamsal ölçüler diye düşünüyorum. Mimari yapıların dışında engellerin değil, zihniyetteki engellerin kalkması aslında en önemli unsur günümüzde. Sevgi, eşitlik, adalet ve yaşamın var olduğu her alanda engelin ve engelsizliğin yok olmasını diliyorum. Herkesin de gerçi söylediği gibi ama benimki de çok klişe olacak ama engeller gerçekten insanların zihninde, bazen ön yargılarında. Ben de mesleğimde mücevherde tabuları yıkan, ön yargıları yıkan bir iş yapıyorum. Dolayısıyla da çok örtüşen bir konsept olduğunu da düşünüyorum. O yüzden de çok severek katıldım. Bir faydamız da olursa çok mutlu olurum. Çok güzel bir gece olacağını umuyoruz. Engelsiz Yaşam Vakfı'na ben zaten sürekli destek oluyorum. Çünkü hep söylediğimiz gibi hepimiz birer engelli adayıyız aslında. O yüzden de buna dikkat çekmekte çok büyük fayda olduğuna inanıyorum. Yani çok anlamlı bir yerden aldığım, benim için çok özel bir ödül. Çok güzel bir gece olacağını biliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum tüm vakfa. Tabii söylediğim çok kıymetli bir ödül. Bizim için çok değerli bir vakfın ödül töreni. Burada olmaktan çok da güzel bir gece olacak inşallah. Bu dünya hepimizin. Engelli olmak, engelsiz olmak insan elinde olan bir şey değil. Eğer biz engelsizsek engellilerin yanında olmamız lazım. Bu özel günde bu insanların yanında olmak, onlara destek olmak, onlar için bir şeyler yapmak için buradayız. İyi olacağını düşünüyorum. Türk Kızılayı dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de hayır işlerinde mazlumların yanında bir çalışma gösteriyor. Engelsiz Yaşam Vakfı da bizim paralelimizde çalışan iyi bir vakfımız, güçlü ve güvenilir bir vakfımız. Biz de kız olarak her zaman onların yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu tür gecelerde partnerlik yapıyoruz. Birlikte projeler gerçekleştiriyoruz. Bize burada olmaktan gurur duyuyor. Çünkü bizim için çok çok önemli. Biliyorsunuz Türkiye'de çok fazla ödül töreni yapıyor. İnanın biz yarısından fazlasına gitmiyoruz. Ama bu Engelsiz Yaşam Vakfı Derneği bizim için çok çok önemli. Biz de elimizden yardım olarak ne geliyorsa seve seve yapıyoruz. Ve burada olmaktan da gurur duyuyor. Vakfı ilk gününden beri destekliyorum. Yapılan işleri çünkü çok başarılı ve çok doğru yere gittiğini biliyorum. Bunun gönül rahatlığı içerisinde buradayım yine. Dünyanın neresinde olursa olsun bu kardeşlerimiz için, engelli vatandaşlarımız için
her zaman, her koşulda yanlarında olurum. Benim için hiç fark etmez, her yere de koşarım. Bu benim için bir insani görevim, insani borcumuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani çok klişe olacak ama 5 dakika sonramızın ne olacağını bilemiyoruz. Hepimiz engelli adayı olduğumuzun bilincinde yaşayalım lütfen. Bu özenin farkına varalım. Hepimiz yarının engelli adayıyız. Engelsiz yaşamı destekliyorum. Bu gece burada olmaktan da gurur duyuyorum. Her sene zaten tekrarlanıyor. Daha fazla emek vermek gerekiyor engelli arkadaşlarımıza, engelli insanlara. Tabii ki öncelikle bugün gerçekten çok güzel bir toplantı oldu. İnsanlar birbirine yardım etmesi çok önemli ve bu engelli insanlar için yardım yapmak çok önemli. Ben bunu Türkiye'de çok eksik görüyorum şahsen bir mimar olaraktan. Bunlar Avrupa'da daha yoğun diye çünkü gerçekten çok zor oluyor kendilerine bu şekil yaşam. Tebrik ediyorum yapıcılarını. Davetleri için çok teşekkür ediyorum. Yurt dışında Almanya'dan mimar olaraktan buraya katıldım. Severek geldim ve başarılar diliyorum. Umarım güzel şeyler daha gelir. Canım bugün bayağı Grammy ödülüne heyecan yaptım. Topuklu ayakkabı giyiyorum, kuaföre gittim. Makyaja gittim, sorma. Eskiden bunlar ne kadar sıradan, ne kadar olan şeylerdi hayatımızda. Provaya gitmek yok, elbise diktirmek yok, saç makyaj yaptırmak yok. Ödül töreni dediler, sormadım bile. Olur kaçta, nerede geliyor? Burada engelleri aşmak adına buradayız. İnşallah bizim de engelli kardeşlerimize bir faydamız olursa ne mutlu. Onlar bizim göz bebeğimiz, engellilerimiz. Engelli demeyelim biz inşallah onlara, engelleri aşanlarımız diyelim. Onların toplum içindeki başarılarını bizler biliyoruz. Bunun adına da katkıda bulunmak adına hani resim bölümünden spor bölümü biliyorsunuz sporda. Hani birçok alanda başarılılar. Biz de onlara katkıda bulunmak adına daha fazla ne yapabiliriz? Ne gibi bir eğitim faaliyetlerinde bulunabiliriz? Ya da onların toplum içinde daha rahat, daha reform şeklinde nasıl çalışmalar sağlayabiliriz? Bu sebepten buradayız. Vallahi mutluyuz. Bir defa Engelsiz Yaşam Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz kurumuna. Böyle güzel organizasyonlarda bizi bir araya getiriyor. Ve bu sene de yılın en iyi plastik cerrahi ödülünü alıyoruz. Mutluyuz. İkincisini alıyoruz. 2021 yılı bize gerçekten de pandemi süreci olmasına rağmen yurt dışından hastaların yoğun ilgisi ve alakasıyla beraber iyi geldi. Bu ödüllerle de bilgimizi, birikimimizi, hizmet kalitemizi taşlandırmaya devam ediyoruz. Efendim, ben hemen kurulduğu yıldan bugüne çok önemli ve anlamlı sosyal sorumluluk projelerine hızla başlayan Engelsiz Yaşam Vakfı'nın kurucu başkanı, Vizyon Production Ajans Başkanı, 42 yıllık bir deneyim, Sayın Atilla Kaplak Arslan'ı sahneye davet ediyorum. Evet, hoş geldiniz. Sözü fazla uzatmak da istemiyoruz çünkü daha sonrası var. 9'da yasaklar başlayacak, hızla hareket etmek istiyoruz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Şu anda pandemi döneminde böyle bir havada, böyle bir ortamda salonda bulunan herkes bizim için çok önemli. Lütfen kendinizi bir alkışlayın bizim yerimize. Biz daha güçlü alkışlayamayız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli ve çok kıymetli burada olmanız. Engelsiz Yaşam Vakfı 11. yılın en iyileri ödül töreni için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Yılın en iyi Türk sanat müziği solisti, erkek solisti Yılmaz Morgül. Bizim engellediğimiz insanları hayata kavuşturmak en büyük dileğim olacaktır. Çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum efendim. Özledim teninin kokusunu, özledim, özledim sımsıcak nefesini, özledim, özledim sohbetini, o sesini özledim. Yılmaz Morgül alkışlarınızla. Çocuklar gülsün diye Gülben Ergen. Başkanım teşekkür ediyorum. Sizin elinizden ödül almak çok değerli benim için. Estağfurullah. Alparslan Çakırbeyli olarak bildiğimiz
Sayın Yunus Emre Yıldırım Ere'yi sahneye davet ediyorum. Sevgili Yunus Emre geliyor. Alparslan Çakır Beyli. Aslan gibi bir delikanlı. Oktay abinin çok sevgileri, saygıları var hepinize. Onun adına da bu değerli ödülü almak bize nasip oldu. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok sağ olun. Albüm erkek sanatçısı Sinan Akçıl ödülü Güzel Karım isimli şarkısından dolayı alıyor. Alkışlıyoruz Sinan'ı. Sevgili Tamer Karadağlı takdim edecek. Engelsiz Yaşam Vakfı her zaman ayakta olacak inşallah. Bu buradan aldığımız 4. ödül herhalde ve gerçekten onların hiçbir engeli yok. Bizim beynimizde engel olmasın yeter ki. Hepsini çok seviyorum. Vakfın bütün çalışmaları için Atilla Bey'i ve Tayyar abi'yi kutluyorum. Çok sağ olun. Sevgiler. Hoşça kalın. Türk Sanat Müziği yılın kadın sanatçısı ödülü. Onurla gururla davet ediyorum. Aslı Hünel. Hünel. Efendim ödülünüzü takdim edelim. Sayın Nizi Ertuğrul Erdem aracılığıyla ödül takdim edelim. Engel kalplerimizde olmasın yeter ki. Engel yüreklerimizde olmasın yeter ki. Unutmayalım, çok klişe belki ama hepimiz engelli adayız. Bu bilinçte yaşayalım. Hiç kimse bilmez, bilemez, gönül ister ama sevemez, sürükler peşine aşkın. Erkek oyuncusu Savaş'taki rolüyle Sayın Sarp Leventoğlu geliyor. Öncelikle bu ödüle layık görüldüğümüz için çok teşekkür ediyoruz. Ustalarımızın, abilerimizin önünde ödülü almak da bize ayrı bir onur verdi. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Engelli olmak hepimiz için olası bir şey. Ünlü sözü biliyorsunuz. Ama engellenen olmamalarını sağlamak bizim en önemli ödevimiz. Sosyal hayatlarında, mesleki hayatlarında, sokakta, fiziksel hayatlarında engellenmemeleri için biz düşünsel ve eylemsel olarak çalışmak zorundayız. Zihinlerimizdeki, fikirlerimizdeki, ruhlarımızdaki engelleri aştığımızda dünya daha güzel bir yer olacak. Bunu size garanti edebilirim. Yılın en iyi televizyon dizisi ödülünü almak üzere Limon Yapım Sayın Hayri Aslan adına Tamer Karadağlı, Göktürk Albay'ım buyurun lütfen. Öyle takdim ediyorum. Yılın en iyi kadın pop müzik sanatçısı ve yılın en iyi albüm kadın sanatçısı Hande Yener. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu özel gecede burada olmak benim için bir onur, bir gurur. Arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Yıllardır çok büyük emekleri var. Albüm ödülleri arasında bu benim için en özel yere geçti bile. Çok teşekkür ediyorum efendim hepinize. İyi akşamlar diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Medyada altın çocuk, cemiyet dünyasının çok değerli bir ismi. Tam bir İstanbul beyefendisi, çalışkan ve dürüst bir adam. Kim geliyor? Klas Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kapıcıoğlu. En başarılı Cemiyet Dergisi ödülünü almak üzere. Bu özel ve güzel ödül almaktan çok mutlu, gururlu ve onurluyuz. Bizim bu 90. ödülümüz oluyor. Zannediyorum Türkiye'de ve dünyada bir yayın kuruluşunun aldığı en büyük, en çok ödül. Böyle bir vakıftan, böyle büyük bir organizasyondan bu ödülü almak da kelimelerle tarif edilemez. Şu anda çok mutluyum, gururlu ve onurluyum. Hep dostlarımız, arkadaşlarımız var. İnşallah biz bu ödüllerin sayısını çok daha artıracağız. Çünkü biz Türkiye için uğraşıyoruz. Türkiye'nin refahı ve mutluluğu ve insanların mutlu olması için uğraşıyoruz dergi olarak. Ekonomiye katkı sağlıyoruz diyoruz. İnşallah Türkiye ekonomisine daha da çok katkı sağlayan haberlerle, organizasyonlarla bu ödülleri daha çok alacağız diye düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Sevgili Muammer'e, Sayın Başkan. Sayın Muammer Kapıcıoğlu'na teşekkür ederiz. Başkanımızın daimi temsilcisi Sayın Yusuf Köksal alacak. Yusuf Müdürüm neredeler? Yusuf Köksal.
Çok teşekkür ediyoruz. Gurur olmaktan gurur duyuyoruz. İyi ki var. İyi ki engelsiz. Siz de iyi ki varsınız. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hem vakfımıza hem de tüm ihtiyacı olan kişi ve kurumlara yardımlarını eksik etmeyen bir hayırsever kadına gidiyor bu ödülümüz. Alkışlarınızla Sayın Suna Özdemir. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Türkiye'de moda sektöründe, gelinlik sektöründeyim. Bugün 50 ilde iş yeri olan bir iş kadınıyım. Tabii bugünlere geldiğimde bazı şeyleri unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. En önemlisi bir iş adamı ve bir iş kadınına yakışan bana göre merhamet olgusudur. Merhametli olmaktır. Bugün burada bu güzel, bu altı dolu, bu engelsiz Yaşam Vakfı adına buradayız. Bu geceyi güzel bir gece olarak bize hazırladıkları için teşekkür ediyorum kendilerine. Anne babalar için bu son derece önemli bir an. Kendi aldığım ödüllerden daha değerli bu. Boynuz kulağa geçer derler ya. Umarım geçer. Kızımla gurur duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Efendim, yılın en başarılı düeti, gönlümün kıymetlisi. Alkışlarınızla Coşkun Sabah ve Canan Çal. Nice daha yardımlara çok teşekkür ediyorum. Alkışlarımız onlara gitsin. Daha sonra biz alkışı hak ediyoruz. Önce en büyük alkış onlara. Birlikte bu ödüle layık görülmek gerçekten gurur verici. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Benim canım abim İzzet Güney'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Bütün dostlarımı, bütün genç arkadaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz bu geceye hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gözleriyle şu an ifade ediyoruz ve Sayın Nevra Serezli'yi sahneye davet ediyorum. Layık görülen duayen sanatçı Nevra Serezli. Bu Engelsiz Yaşam Vakfı Meslek Ödülünü bu sene size veriyoruz dedikleri zaman gerçekten çok heyecanlandım. Bir kere meslek ve yaşam boyu çok iç içe, çok anlamlı. Bütün hayatınız gözünüzün önünden geçiyor. Sayın Elif Yıldız Kıratlı'yı davet ediyorum ödülünü alması için. Yaşama değer katarak başarı sağlayabileceğini düşünen ve beni öyle yetiştiren, engelin insanların beyninde, mimari yapılarda olmadığını söyleyen annem için bu ödülü alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yılın en iyi Türk halk müziği kadın sanatçısı Maral geliyor alkışlarınızla. Ben bu güzel gece emek veren bütün emekçi dostlarımı, kardeşlerimi alkışlıyorum ve teşekkür ediyorum. Efendim, yılın en iyi sağlık destek ürünü Vertera ödülünü almak üzere ülke müdürü Sayın Anna Tişenko'yu sahneye davet ediyorum. Bir fotoğraf lütfen. Evet. Değerli misafirler, hoş geldiniz. Bugün burada olmamız sağlayan Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. En başarılı saç ekim doktoru, Esteward Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Servet Terziler. Ödülünü Sayın Tamer Karadağ takdim edecek. Bir fotoğraf lütfen. Yılın en iyi e-spor kulübü FastPay WithKids Genel Menajeri Mete Sevinç. Ve çok tatlı bir bireyimiz daha geliyor. Bir kaplan mı desem? Karadağlı. Bir fotoğraf çekelim lütfen. Dünyanın en büyük e-spor kulübüyüz. Oyuncularımızın tamamı %100 yerli olmakla beraber pozitif ayrımcılık tanıyarak destek olduğumuz kadın oyuncularımızla çok büyük başarılar elde ettik. 2020 yılında 44 kupa aldık. Ve bir sonraki projemiz ile planlarımız arasında engelli ve engelsiz oyuncuların olduğu karışık bir takım ile dünya şampiyonlarında başarı elde edip kupalar kazanmak var. Bu harika ödül için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgilerimle. Yılın en başarılı estetik
yüz ve vücut dizaynırı Sayın Doktor Farzan Malekzadeh. Ödülümüzü Sayın Tamer Karadağlı takdim ediyor. Fotoğrafa. Merhaba, ben Türkçüm çok iyi değil ama çok memnun oldum. Merci, iyi ki varsınız. Yılın en başarılı mücevher markası Storks ödülü almak üzere Sayın Yasemin Öztürk'ü sahneye davet ediyorum. Plastik Cerrahi Merkezi Este Center, alkışlarınızla Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Çevik. Yılın en başarılı girişimci iş kadını Sayın Hanzade Topaloğlu. Yılın en başarılı markası bütün hanımefendilerin dilinde dolaşıyor. Pınar Bent Haute Couture, Sayın Pınar Bent geliyor. Bu güzel gecede olmak benim için gerçekten çok böyle hem heyecan verdi hem de onurlandırdı. Aldığım ödüller içerisinde en güzel ödüllerden biri. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Pınar Hanım'a. Yılın en iyi mobilya markası Astori Mobilya Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gafur Yılmaz geliyor ödülünü almak üzere. Gafur Yılmaz adına Gökhan Yıldırım'ı sahneye davet ediyorum. Güzel bir gece oldu. Herkese moral oldu aslında. Bunlara da ihtiyacımız vardı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür gecelerde de sık sık Allah nasip ederse olacağız hep beraber. Güzel duygular. Allah hepimize nasip etsin böyle şeyleri. Dediğim gibi burada olmamız gerekiyordu. Olduk. Olacağız da. Allah nasip ederse de her zaman gecelerde karşılaşacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Birçok ödül almıştım ama bu gecenin ödülü benim için gerçekten çok güzel oldu, anlamlı. Böyle bir gecede olmak gerçekten çok mutluluk verdi bana. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok güzel bir geceydi. Katkımız olduğu için biz de çok mutluyuz. İnşallah devamı da gelir. Yani çok değerli insanlar geldi. Biz de bunun bir parçası olduğumuz için yani hep beraber ekip olarak, Storks ailesi olarak çok mutluyuz. Öncelikle yönetim kurulu başkanımız Ayhan Güner ve tüm Storks ailesi adına biz bu ödülü aldık. Her zaman sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve elimizden ne geliyorsa da bu yolda yapacağız. Böyle bir gecede bulunmaktan biz de çok onur duyduk, çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarım duygularımızı ifade ettiler. Bu güzel akşam için emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Öncelikle hem 2020 yılını 44 kupayla tamamladığımız için hem de bu harika ödülü aldığımız için çok iyi hissediyoruz. Tabii ki. Ödülümüz de geldi şu an maskotumuzla birlikte. Teşekkürler Wilde. Çok iyi hissediyoruz tabii ki. Önemli olan bunu sürdürülebilir kılıp devam ettirebilmek. 2021 yılı itibariyle şu anda 24 kupa almış durumdayız bu sene için. Bunu da devamını getireceğiz. Mutluluğa en büyük engel aslında tabularımız ve biz de mücevher sektöründe tabuları yıkan bir girişim yaptık. Yıllardır da bu misyonu temsil ediyoruz. Farkındalık yaratan, mücevherde farkındalık misyonuyla yola çıktığım bu serüvende bu gece burada olmaktan çok mutluyum ve tabii ki bu ödüle layık görülmekten. Ben öncelikle markamı sadece gemoloji bilgim veya tasarım bilgim üzerine değil, aynı zamanda inandığım değerler üzerine kurdum. Bunun da mutluluğuyla ve bunun getirdiği başarıyla burada olduğuma inanıyorum. Ve çok teşekkür ediyorum tekrar hem vakfa hem de bu değerli ödüle layık gören değerli insanlara. Asıl değer sizlersiniz. Yas Team olarak çok mutluyuz.
ve herkese de bu ödülü hem teşekkür ediyorum hem armağan ediyorum. Sonsuz Klas ekibine ve Klas dostlarına teşekkürler. Bu önemli günde bu ödüle layık görülmek bizim için mutluluk kaynağı. Çok mutluyuz. Tüm Asorti Mobilya ailesi olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Değerli yaşam alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Lüks ve klasik mobilya üreterek insanların yaşam alanlarına, dekorasyonlarına dokunuş yapmak istiyoruz. Bu ödül kaynağı da bizim için motivasyon oluşturacak. Durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Açıkçası Engelsiz Yaşam Vakfı'nın bu güzel gecesinde olmak bana gurur verdi. Gerçekten burada da yılın iş kadını, hayırsever iş kadını ödülünü almak da ayrıca bir gurur. Teşekkür ediyorum. Tabii onun iş kadını olması çok önemli. Çok ehemmiyetli. Bu önemli bir başarı ister. Herkes bunu başaramaz. Ama daha önemlisi hayırsever takısının başına gelmiş olması. İş kadının, hayırsever iş kadını. Bu çok önemli. Çok gurur duydum, onur duydum. Dolayısıyla eşim olması bilhassa daha da kıymetli.